YouTube kanalımızı takip ediyor musunuz? Abone olmak için tıklayın. Merhaba. Merhaba. Neredeyim ben? Bizim evde, Can Demirler'in konağında. Hatırladım ben seni. Sen babamın iş arkadaşı olan ablasın, değil mi? Evet. Senin adı ne? Melek. Melek. Ne güzel bir ismin varmış senin. Seninki ne? Maria. Seninki de güzelmiş. Teşekkür ederim Melek'ciğim. Ama benim şimdi gitmem lazım. Nereden gidebilirim, bana gösterir misin? Şuradan merdivenlerden ineceğim. Teşekkür ederim Melek. Hoşça kal. Güle güle Maria. Çantam. Ne Maria'sı ya? Ne Maria'sı? Nikahlı karım burada dururken ne Maria'sı? Mustafa, sen beni nasıl ezer geçersin oğlum? Ya biz bütün ailemizi, bütün malımızı, mülkümüzü, evimizi, ailemizi, geleceğimizi sana emanet edelim. Sen git. İki gün önce tanıdığın ne üdüğü belirsiz kızı nasıl bu konağa getirirsin? Baba, sevdiğim kadınla ilgili düzgün konuş. Ya sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun oğlum? Sen beni delirtecek misin ya? Ne sevmesi ya? Ya sen hadi benden utanmıyorsun. 40 yıllık karından da mı utanmıyorsun? Utanıyorum baba. Yengem olacak kadınla nikahlanmak zorunda kaldığım için çok utanıyorum. Evlendiğim günden beri insanların beni aşağılayan, yargılayan bakışlarından öyle bir utanıyorum ki tahmin bile edemez. Utanmadığım tek şey Maria'yı sevmek. Onu sevmekten utanmıyorum. Tam aksine baba, gurur duyuyorum. Ya oğlum, sen hala ne sevmekten bahsediyorsun? Hangi aşktan bahsediyorsun? Evli bir adam karısından başka birine aşık olamaz, anladın mı? O kadar. O kadın bu konaktan gidecek. Maria hiçbir yere gitmeyecek baba. Gidecek dediysem gidecek. O giderse ben de giderim baba. Candan. Maria. Tabii ki yeriz, boluyordu. Gonca, sen üzülme kızım. Benim adım Kudret Candan'ım. Bunu bu ailede herkes bilecek. O kız da bu konaktan gidecek. Ben bir Melek'e bakayım baba. Çocuk ne zaman bu kadar densiz oldu ya? Aşık olmuş baba. Hayatta ilk defa kalbinin sesini dinlemiş. Bunu anlamak bu kadar mı zor? Nadire Hanım, sen böyle alengirli laflar ediyorsun ama İstanbul'dan kalkıp buraya gelirken babandan izin aldın mı? Bir dakika. Bırak beni Mustafa. Her şeyi anlatacağım Maria. Ben seni dinlemek istemiyorum. Bırak beni. Maria, söyleyeceklerimi dinlemek zorundasın. Hiçbir şeye zorunda değilim. Maria. Bırak. Yeter baba. Ben artık seni gördüğünde dizlerinin bağı çözen o küçük kız çocuğu değilim. Büyüdüm ben. Okudum. Üniversiteyi bitirdim. Evlendim. Sevdiklerimi kaybettim. Onların acısıyla piştim. Kendi ayaklarının üzerinde duran güçlü bir kadın oldum.
Ben artık kimseye hesap vermek zorunda değilim. Sen bile olsan. Ya siz ikiniz beni öldürmeye mi karar verdiniz ha? Mustafa ile sen beni öldürmeye mi karar verdiniz? Yazıklar olsun be. Yazıklar olsun. Sizin gibi evlat olmaz olsun. Nereye baba? Cehennemin dibine. Bu kız bu evden gidinceye kadar gidip bağ evinde kalacağım. Anlaşıldı mı? Bravo Nadire. Abla, kardeş, adamı delirttiniz. Bravo. Şahin. Ne var? Bir de sen başlama. Ben Gonca'yla mecburen evlendim Maria. Bak, 6 yıl önceydi. Gonca'nın abisi Nihat. Ablamın kocasının ölümüne sebep oldu. İki aile birbirine girdi. Çok büyük bir savaş çıkmak üzereyken barış için tek yolun evlilik olduğunu söylediler. Sonra abim Sadık, Gonca ile nişanlandılar. Aileler barıştı. Düşmanlık bitti. Her şey çok güzel gidiyordu ki sonra çok büyük bir felaket oldu. Ne felaketi? Abimle Gonca. Nikaha 3 gün kala düğün alışverişinden dönerken trafik kazası geçirdiler. Abim kazada öldü. Gonca kurtuldu. Hastanede Gonca'nın hamile olduğunu öğrendik. Babası bu durumu öğrenince Gonca'yı da bebeği de öldüreceğini söyledi. Ve iki aile arasındaki barışın da biteceğini söyledi. Sen de bunu olmaması için onunla evlendin öyle mi? Siz hepiniz delirmişsiniz. Siz kafa yemişsiniz. Maria. Ki Mustafa, ki. Bak. Ben hiç ona dokunmadım. Gözlerine, senin gözlerine baktığım gibi bakmadım. Ben hayatımın sonuna kadar seninle olmak, seninle ölmek istiyorum. Ben sana aşığım Maria. Ama ben sana inanmıyorum Mustafa. Bu söylediklerin doğru olamaz. Hem de bu devirde imkansız bunlar. Bak ben böyle saçma sapan durumlar içinde olmak istemiyorum. Lütfen izin ver de gideyim artık. Maria. Mustafa. Yoruldum artık. Yoruldum. Ne olur bırak da Kolombiya'ya gideyim. Orada bütün bu anlattıklarından uzak, sıradan, basit bir hayatım var benim. Eğer beni seviyorsan ben çekilde gideyim. Yıllar önce babanın yaptığı aynı hatayı ben de yapamam. Sakın Mustafa. Sevdiğim kadının benden çekip gitmesine izin veremem Maria. Mustafa! Anne. Efendim kızım. Maya burada çok kalacak mı anne? Sen onun adını nereden biliyorsun? Babamın odasında tanıştık. Bir daha onunla konuşmanı istemiyorum Melek. Neden? Çünkü o bizden babanı çalmaya çalışıyor. Bir daha onunla konuşma, anladın mı beni? Peki. Bundan sonra o da burada bizimle mi kalacak? Kalmayacak. Gidecek. Nereden geldiyse oraya geri dönecek.
Babam da onunla mı gidecek? Gitmeyecek. Baban bizi bırakıp hiçbir yere gitmeyecek. Tamam mı? Hadi bakalım yavaş. Hoppa. Hadi güzelce uyu. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.